Herkese merhaba, CIA Diyaloğu'na hoş geldiniz. Bugün ilk paneli yazmanın imkansızlığı üzerine olacak. Panelde sanat eleştirisi, sanat gazeteciliği ve sanat yazarlığının zorluklarından bahsedilecek. Moderatörümüz Nazlı Pektaş, sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni, AYKA Türkiye üyesi. Konuşmacılarımız Evrim Altuğ, kültür sanat servis şefi, gazeteci, sanat eleştirmeni, AYKA Türkiye üyesi. Markus Graf, Contemporary İstanbul Program Direktörü, sanat yazarı, küratör. Seda Yörüker, sanat tarihçisi, editör, genç yazar editörü. Teşekkürler. Ben sözü size bırakıyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Aşağıda yoğun bir telaş var. Oradan vakit bulup bizi dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşımızın da söylediği gibi başlığımız bu. Bütün burada dördümüzde sanatın farklı alanlarında, farklı zamanlarda, çeşitli buluşmalarda birlikte çalışma imkanı bulduk. Ortak duygularımız, tabii farklılıklarımız da var. Hepimizin bir şekilde hayatını kazandırdığı, kendini ifade etme olanağı bulduğu ve öğrenim gördüğü dal üzerinden başka insanlara da faydalı olmaya çalıştığı bir alanda ortaklıklarımız, paylaşımlarımız söz konusu. Ben hemen bir saatimiz var. Sorularıma geçmek istiyorum. Seda'dan başlamak istiyorum, izin verirseniz. Ladies first. Seda'yı biliyoruz, genç sanatta uzun yıllardır editörlük yapmakta. Onun dışında da son yıllarda çoğalan internet gazeteciliğinde çeşitli platformlarda yazıları var, kitap editörlükleri var. Çok çalışkan ve emeklerine çok saygı duyduğumuz bir arkadaşımızdır. Ona şöyle sormak istiyorum. Gündelik ya da aylık yazı yazma arzun, tabii bu hepinizin sorusu, siz de burada düşünün, ne durumda? Yani dışarısı derken tabii şu anda içinde yaşadığımız bütün durumları da yad ederek ve bütün yazarları da özgürlüklerine kavuşmasını isteyerek söylüyorum. Dışarısı ve içerisi ne durumda Seda? Tabii şimdi yazmanın imkansızlığı dediğimiz, bu çok güzel bir başlık bu arada bence. Hem kuramsal açıdan çok güzel, hem de içinde yaşadığımız ülkeyle ilişkisi açısından çok güzel. Aslında tüm soruları tam da bu iki kanal üzerinden cevap vermemiz gerekiyor. Bir taraftan yazmanın imkansızlığı, çünkü bugün işte hani sosyal medya önemli bir şey ve dünden beri Twitter'a, Instagram'a, ben Facebook kullanmıyorum ama sanırım Facebook'a da girmek imkansız. Başka kanallardan giremiyorsanız. Çeşitli yazarlar hapiste, edebiyat eleştirmenleri, gazeteciler vesaire. Yani yazmak bu ülke için, hani bu dönemde hakikaten ayrı bir imkansız bir şey ve sıkıntılı bir şey. Bir taraftan da yazmak motivasyonla da alakalı bir şey. Böyle bir ortamda sanat yazarlarının, edebiyatçıların, herkesin yazması ayrıca bir sıkıntı. Bir taraftan da aslında yani böyle motivasyonların çok bozulduğu bir ülkede yazmaya devam etmek, sanatla uğraşmak çok özel bir duruş aynı zamanda. Yani yazmaya devam etmek de, sanat üretmek de, işte bu fuarın yapılması da çok özel bir karşı duruş ve bunun değerinin bilmesi gerekiyor. Bir de şöyle de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bugün sanat çok kuramsal bir üretim, yani sanatçılar çok kuramsal üretimler yapıyorlar. Tarihe referans yapan, teorik şeylere, felsefeye referans yapan inanılmaz bir dünya içerisinde üretiliyor. Böyle bir dünyada da yazmak aynı zamanda o kadar kolay değil olarak imkansız. Yani yazmak zor bir şey artık. Hani çünkü sanatçılar
Yani o denli bir teorik dünya içerisinden kimi zaman üretiyor ki, özellikle güncel sanattan bahsediyoruz. Hani onunla paralel ya da ona bir şey katmış, onu alıp yukarıda bir yere taşımış bir sanat yazımı nasıl mümkün olabilir? Yani sanat yazarları bu kadar hem eğitim açısından hem de kendilerini yetiştirme açısından bu kadar yetkinler mi? Yani aslında bunlar çok sanat eğitiminin sorunlarından, okur yeteri kadar okur bir ülke olup olmadığımıza kadar pek çok şeyi içinde barındırıyor. Bugün yazmak bu nedenle de zor. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bir de yazmak, yani bugün internet işte ortamında, sosyal medya ortamında herkes çok kolaylıkla her şeyi yazabilir hale geliyor ve çok kısa bir, hani mesela bir sergiye gidildiği anda anında tepkisini veriyor ve bir akış halinde adeta bir sanat eleştirisi yazısı yazar gibi Twitter üzerinde tepkilerini veriyor. Şimdi böyle bir dünyada her şeyin çok kolaylıkla ortaya çıktığı ve kolaylıkla da hazmedildiği bir dünyada, sanat yazımı, sanat üretimi dünyasında yazmak ve okumak da aynı zamanda bir sorun diye düşünüyorum. Yani yazmak pek çok imkansızlığı barındıran bir mesele ülkemizde ve aynı zamanda yani ülkemiz için özel bir mesele ama aynı zamanda bütün dünya için artık sanat yazımı ayrı bir zor bir hikaye. Senin bireysel deneyiminde tüm bu dünyada ve Türkiye'de olup bitenlere paralel, içkin, kolay yazabiliyor musun artık? Yani hem eleştirel olarak hem de seni heyecanlandıran bir sergi karşına çıkıyor mu? Çıksa da sen bunun için vakit ayırabiliyor musun? Mesleki zorunluluklar dışında söylüyorum, serbest yazarlığında. Bakın, kişisel yani şöyle, ben çok yani bir kere gazeteci olmadığım için yani sadece istediğimi yazan birisiyim. Yani dergide de bir zorunluluğum yok çünkü bir editörüm. İstediğim şeyi yazıyorum ve bir yazar olarak da çeşitli yayınlara da sadece istediğim şeyi yazıyorum. Hiçbir yayının bana işte şunu yazar mısınına gerçekten bir görev olarak, yazıyı bir görev olarak görmüyorum. Yani sendeki bu istek, bütün bu saydığın tablonun içerisinde nasıl yani hareketli mi, durdu mu, dibe mi çöktü, ne oldu? Yani son dönemde etkiledi açıkçası. Benim motivasyonumu bir parça düşürdü ama bir taraftan da yazma eylemi dediğimiz şeyi bir parça böyle daha çok korunaklı bir yere koyuyorum ben. Yani yazma dediğimiz şey işte bir, yani öyle bir sergiye gittiğim zaman mesela o kadar güçlü bir şey hissediyorsam o sergiyle ilgili ya da bir sanatçıyla ilgili ya da bir konuyla ilgili o zaten motivasyonu veren şeyin kendisi. Harekete. Ve dolayısıyla çok gündemle ilişkili bir yazar değilim ben. Yani sadece kendim ne istiyorsam ve yani gündeme belki de yazdığım yazılarda hani şu anda gündemde hiçbir şey yok ama sadece ben kendim istediğim için yazıyorum. Yani onu bireysel sorun aslında benim çok bireysel tercihlerimle ilişkili bir şey. Teşekkür ediyorum. Kim devam etmek ister? Markus, ikinci soru için tekrarlayayım istiyorsan ya da içerisi dışarısı dengede mi? Senin bütün bu koşuşturmacanın içinde, bu arada fuardaki bütün bu stories içinde çok teşekkürler ve diğer bütün emekler ve bizi davetin için ayrıca da bütün bu koşuşturmacanın içinde senin yazmayla aran ne durumda? Bence şöyle, yani biz genel olarak büyük bir krizdeyiz. Sanat yazarlığın krizi aslında birinci kriz, yani eleştirmen olabilmek için ya da sanat yazarı olabilmek için bağımsız olman gerekiyor. Fakat eğer sen bir dergi ya da bir sergi kataloğu ya da küçük bizim gibi bir ortam içinde çalışıyorsan bir şekilde hiçbir zaman tamamen bağımsız olamazsın. Dolayısıyla o bağımsızlık sorunu her zaman devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da öyle. Zaten bundan dolayı birkaç sene önce büyük bir kriz çıktı ve birkaç önemli yazarları artık sona inen
ilan ettiler. Bu birinci. Yani bu birazcık daha kontekstüel bir kriz ve kontekstüel sebepleri bence. İkinci sebep bence sanat ve çağdaş sanatının durumundan dolayı aslında biz bir krizdeyiz. Çünkü sonuç olarak eleştirmen olarak ya da sanat yazarı olarak ben o ikisi arasında yazmak büyük bir ayrım görüyorum. Bu iki kişi aslında bir yargı yaratıyorlar. Yani çünkü sen sadece descriptive bir basın bülteni gibi bir durum tespiti yaparsan bu da ayrı bir yazı tarzı. Bu da ama başka bir suje. Eğer biz eleştirmenlik ya da sanat yazarlıktan bahsediyorsak bir şekilde bir yargı içinde barındırması gerekiyor. Bir fikri sahip olman gerekiyor ve bu fikri savunman gerekiyor, açıklaman gerekiyor. Tabii ki şimdi yargı yaratabilmek için standartları, değerlendirme kriterlere ihtiyacın var. Bu da tabii ki çağdaş sanatta artık neredeyse tamamen yok oldu. Yani neye göre bir sanat yapıtı değerlendirildi yine çok muğlak. Yani günümüzdeki her türlü estetikler var, her türlü malzemeler var, her türlü yaklaşımlar vardı. Şiirselden politikaya, kavramsaldan ekspresyonizme her şey var. Bazında ikisi aynı anda karıştırır. Biz mesela üniversitede bazen yaşıyoruz bunu. Bir öğrenci bir iş geliyor, iki tane hoca birbirine giriyor. Birisi olur, birisi olmaz diyor. Yani bu yüzden bir yanda daha önce sanatın sonu, sonra paintürünün sonu, sonra sanat tarihin sonunu tartışırken biz birkaç sene önce sanat yazarlığının sonunu tartıştık ama bu aslında diğer sonları da gibi sadece belli bir yaklaşımının sonu demek. Yani mesela tabii ki günümüzde Clement Greenberg gibi ya da Baudelaire gibi ya da Diderot gibi kimse yazamıyor. Yani öyle bir yazıda ihtiyacımız yok. Öyle bir dünyada da kalmadı. Dolayısıyla aslında bugünkü kriz, ki ben krizle her zaman verimli olarak görüyorum, depresyonlarda her zaman bir değişim işaret ediyor. Dolayısıyla yani bizim krizimiz şu anda aslında şey gösteriyor. Yazarlığı sanatının üretimini paralel gitmiyor. Yani bizim şu andaki sanat dünyamız yeni bir yazar tipi, yeni bir yazı tipine ihtiyacımız var. Seda biraz önce mecralardan bahsetti. Mesela Twitter, Facebook, mesela interview'ları yapıyorum. Ya 3 dakika daha uzun olmasın, kimse daha fazla seyretmiyor. Ya ben yani anladım. Yani bu yüzden mecra çoktan değişti, içerik henüz çok değişmedi. Bu yüzden biz mesela içerik olarak ve yöntem olarak onun üzerine biraz kafa yormamız gerekiyor. Bu panel birazcık onunla belki yapabiliriz. Üçüncü özel bir krizimiz var. Biz Türkiye'deyiz. Ben Alman olarak 2001 yılında buraya gelmiştim. Almanya'da yaşarken, çünkü 90'lardan beri sergi yapıyorum, yazı yazıyorum falan. Orada hiçbir zaman bir sansürüyle uğraşmadım, düşünmedim yani. Ama Türkiye'de o durumda ki şu andaki vahim durumdan dolayı tabii ki belli bir otosansür mekanizm var. Hepimiz için geçerli. Bir şekilde bir gentleman agreement ya da bir korku imparatorluğundan dolayı aslında bir nevi ne gider, ne gitmez, ne yazılır, ne yazılmaz diye bir böyle bir agreement var. Bu yüzden zaten çoğu zaman da sansür vurmadan önce biz kendimizi sansürlüyoruz. Yani bu yüzden yani freedom of speech diyoruz ya, yani zaten ilk olarak freedom of thought tartışmamız gerekiyor. Bu zaten sakıncalı. Okullarda başlıyor, ailelerde devam ediyor vesaire. Yani biraz hem kültürel hem de ideolojik bir sorunu. Bu yüzden bu üç tane krizimiz var baş başa. Ama yani ne yapalım şimdi bitirip bırakıp ağlayıp çıkalım mı? Yok, hayır. Bence ona karşı hakikaten yeni yöntemlere, sistem içine girip sistem içinden değişiklikler ve değişimler yaratmamız şart bence. Çünkü bu fuar bir statement bu sene. İşte Diyarbakır'da bir patlama, orada da bir olay, şurada bir olay. Yani bir anda yani hakikaten belki saf ve salak gibi. Hakikaten kriz dönemlerinde sanat ve kültürün hakikaten çok farklı ve çok önemli bir anlam olduğunu düşünüyorum. Yani ve bu hepimizin görevimiz. Yazarları, sanatçıları, yöneticileri, hocaları hepsi aslında beraber, kitlelerle beraber, seyircilerle beraber bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Var olmamız gerekiyor, devam etmemiz gerekiyor. Bu yüzden yani şu ana belki ilk olarak yani günümüzdeki sanat, çünkü sanat yazarlığının imkansızlığı bu zaten böyle bir short başlık. Çünkü imkansız tamam da kimse okumuyor da tamam da ama biz ona rağmen yazıyoruz. Çünkü ihtiyacımız var. Ben neden yazıyorum? Çok para kazanmıyorum.
Yani kimse sanat yazarlığının, eleştirmenliğinden para kazanmıyor. Dergilere genç yazarlara ne kadar verdiğini belli. 150, 200 çoğu zaman da vermiyor. Demek daha doğru olacak aslında. Ya, veremedikleri diyecekler belki aramızda varlarsa. Ben şey diyorum yani bugün yarın alırsın falan ama yani ki bu gençlere sadece değil bana da borçlular. Bu yüzden yani para için zaten değil. Biz bunu neredeyse sanatçılar gibi ilk olarak kendimizi yapıyoruz. Yani benim için şahsen yazarak bir anda sanat yapıtları çözmeyi, anlamayı, sorgulamayı çalışıyorum. Yani yazı yazarak aslında ben bu dünya, ben bu sanat dünyası daha iyi anladığımı fark ettim. Bu yüzden ilk olarak kendim yazıyorum. İkinci olarak sanatçılara yazıyorum. İnsanlara severse ve takip ederse ne mutlu. O zaman onları da dahil ediyorum. Yani biraz çünkü içi dişi benim için şöyle bir durum. Sıra Evrim'de. Ben küçük Evrim'in de belki çok bilmediği bir şey söylemek istiyorum. Uzun yıllar Evrim Cumhuriyet'te yazdı. Birlikte aynı sayfaları paylaştık. Bir gün Cumhuriyet'te herhangi bir sergiyle ilgili Evrim'in yazısı çıktığında şöyle düşünüyorum. Aa, bu sergiyi Evrim yazmış. Ah tüh kaçırdık falan gibi böyle onun çok bilmediği içimde de tatlı bir rekabeti yaratmıştım. Ama bu her zaman beni motive etti. Hep onun aynı sayfalarda yazmaktan gurur duydum demek istedim. İlk kez duyuyorsun. Sanat yazarlığının dışında sanat medyasına da aslında bakarsanız büyük harflerle ve büyüteçle bakmaya bence değer. Çünkü sanat medyası sanatı bir sigara içme yeri, bir kokteyl alanı, bir size nasıl anlatayım, lobi gibi kullanıyor ve bütün o verilen entelektüel, estetik, plastik, çağdaş emeğin neredeyse 5 dakikaya sığdırıldığı ve güya tanıtıldığı birçok yayına da maruz kalıyorsunuz. Bu benim en çok dikkatimi çeken şey ana akım medyada. Bağımsız medyanın da sorunu şu, yayınlarda daha çok sanki böyle bir yüksek lisans tezi hazırlar ve sınıfı geçmeye çalışır gibi bir gereksiz profesyonellik açlığı sezgisi içinde oluyorum. Çünkü sivillere hizmet ettiğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız bence. Bizim yazarlarımız dışında okurlarımızın da profilleri var. Bunu unutmamalıyız. Yani ne demek istiyorum? Bir emekliye de hitap etmeli o metin. Ama bir profesöre de hitap etmeli. Ve aynı zamanda bir sanatçıya da hitap etmeli. Bu tür kendi içinde yapısal krizleri de var. Eleştirinin ya da sanat yazarlığı dediğin biraz daha hani hazmedilebilir metinlerin daha senin de dediğin gibi. O yüzden bizlerin hani bir tür çevirmen gibi çalıştığını ve tıpkı diyelim ki işte Jack London'ı Türkiye'de en iyi kim çevirir gibisinden mesela işte Gülsün Kara Mustafa'yı Türkiye'de en iyi kim yazar gibi bir takım bizim lezzet farklarımızın olduğunu tabii ki söylememiz mümkün. Tabii eleştirinin imkansızlığıyla devam ediyorsak görmenin de imkansız olduğu, duymanın da imkansız olduğu bir ülkede yaşamaya başladık. Gördüklerimize nasıl inanmalıyız, gördüklerimizi nasıl ayıklamalıyız? Bunlara çok dikkatle bakmamız ve çok dediğiniz gibi, arkadaşlarım dediği gibi çok soğukkanlı olmamız lazım. Yani bazı şeyler çok kolay değiştirilemiyor, dönüştürülemiyor. Hele ki insanların elinde birer hani silaha dönüşmüş bu sosyal medya aygıtları varken işte dün akşamki olayı gördünüz ya da duydunuz veya işte Türkiye'de toplatılan, kaldırılan, istenmeyen yapıtlar, vandalizm yani bunları hepiniz biliyorsunuz. Burada önemli olan ifade, birincisi tabii ki ifade özgürlüğünün korunması ama ikinci olarak da yapıtların dokunulmazlıklarının kaldırılması bence. Yani sanatçıların da eleştirmenlere bu tahammülü göstermesi gerektiğine ben hep inandım, hep inanıyorum. Bu yüzden de yaptığımız işi bir tür hani şekere bulanmış ilaç satışı gibi de gördüğümü söylemem mümkün. Bir düzeltme yapayım. Yaklaşık 10 gün önce gazeteyle ilişkim kesildi. Bu kesildiği gün birinci sayfasında Necmi Alpay'ın röportajı vardı benim yaptığım. Başlığı da şuydu, iç savaş korkum var diyordu kendisi.
artık takdiri size bırakıyorum yani. Sorularla devam edecektim ama bir şey söyledin, o da aklımda başka bir konuya beni yöneltti. İşte eserlerin üzerindeki dokunulmazlığın kalkması ve çok özür diliyorum. Ve sanatçının yazarla girdiği ilişki, işte Gülsün Kara Mustafa'yı örnek olarak söylüyorum. Ali'yi Veli'yi en iyi kim yazar? Böyle bir baskı, yani sen gazeteci olduğu için bunu sana soracağım. Herhangi bir kurumdan, herhangi bir sanatçı, işte illa bunu hep sen yaz. İşte geçen sergiyi yazmıştın ama gene sen yaz gibi kurumlardan böyle yönlendirmeler aldın mı? Da mı söylüyorsun yani bunu, yoksa bu genel olarak bir gözlemin mi? Kendi tecrübeme baktığımda yaptığım her olumlu çalışmanın bir başka olumlu çalışmaya referans verdiğini gördüm. Bir sanatçı, bir başka sanatçıyla yazdığım bir metnin olumlu tartışmasını yaptıktan sonra o hani sosyal ağı genişletiyor ve evrim benim için de hani bir şeyler yazabilme imkanım var mı diye bireysel teklifte bulunuyor. Ve ben de eğer yapıtlarıyla, dünya görüşüyle, o anki projesiyle ve benim takvimimle örtüşüyorsa onunla tabii ki bu işbirliğine gidiyorum. Çünkü bu gerçekten benim için bir sınav oluyor. Yani o anlamda yaptığımız işin profesyonelliğini de hiçbir zaman unutmuyorum. Bu bir sınav çünkü, gerçek bir sınav. Bir insandan ne kadar anlıyorsun, onun dünyaya bıraktığı izleri ne kadar hazmettin, yorumun, okuman ne kadar özgündür, ne kadar küreseldir, ne kadar yereldir, hangi kuruma hitap ediyorsun veya hangi ideolojiye hitap ediyorsun, yani niçin bu insanla bir frekans uyumu derdine düştün gibi bir takım şeylerimiz oluyor, ortak kıstaslarımız oluyor ve işte eğer yıldızlar barışırsa bu ortak çalışma yapılabiliyor. Benim sanırım bu ilişki biçiminde tarifim böyle. Teşekkürler. Şimdi peş peşe iki soru aslında Türkiye ile ilgili ama sen biraz içerisine girdin aslında ama genel olarak bir iki cümleyle, çünkü bir yarım saati devirdik anladığım kadarıyla. Bu pek çok yerde söylene gelen, pek çok ünlü yazarımızın ve sanatçının da söylediği artık sanat eleştirisi Türkiye'de özellikle öldü, tanıtım yazarlığına döndük. Hepimizin de bireysel deneyimlerimizle yüz yüze geldiğimiz bu söz için ne diyelim? Biz niye buradayız? Şimdi şöyle aslında, sanat eleştirisi dediğimiz şey modernizmle alakalı bir şey. Ve dolayısıyla yani modernizmi sorumlu olan bir ülkede tabii ki yani sanat eleştirisi de, eleştiri de, yani her bir şey zaten problemli oluyor. Yani bundan bağımsız değil. Yani bizim modernleşme, Türkiye'nin modernleşme süreciyle sanat eleştirisinin sorunu, Marcus'un ifade ettiği şekilde krizi aslında tarihsel bir şey. Yani böyle bir meseleye böyle baktığımız zaman, mesela geçmişte sanat eleştirisini edebiyatçılar yapıyor, işte ressamlar yapıyor, mesela Nurullah Berk falan vardır. Yani Bedir Rahmi sıkça yazar. Yani çok az sanat eleştirmeni dediğimiz, işte Baudelaire gibi, Diderot gibi, Grünberg gibi, yani bağımsız diyebileceğimiz sanat eleştirmeni geçmişte çok az. Yani işte bu tüm çetrefilli dünyasıyla işte bunu Sezer Tansu yapmış. Onun dışında neredeyse bir çok az, yani isim vermek çok zor. Genelde hep bunu sanatçılar ve edebiyatçılar, Tanpınar mesela, üstleniyor falan. Yani dolayısıyla bizde sanat eleştirisi dediğimiz şey Evrim'in söylediği gibi işte çeşitli sanat tarihi bölümlerinden, kültürel araştırmalar vesaire sonradan açılan bu tarz bölümlerden gelen insanlar biraz yazmaya eğilimliyse ister istemez akademik bir şeyin içinde kalarak tez yazar gibi çok böyle şey yaparak, yani biraz daha sıkışmış bir şekilde bir, ki mesela bunu çok akademisyenlerde görüyoruz. Akademisyenlerin çeşitli yerlerde yazdığı yazılarda çok sorun
sorumlu görüyorum ben. Yani bir editör olarak da yani bir master, doktora işte ya da akademik çalışma yapan insanların yazılarındaki bir tattan bahsetti ya Evrim. Mesela o evet çok kilitli, çok çok sıkışmış. Yani çok az kişi var ki orada bir lezzet bulabileceğiniz hani kendine ait bir dünya, bir üslup barındıran. Ama diğer taraftan da sanatı sanat yazımı içerisinde yani bugün çeşitli sanat yayınlarında hakikaten basın bülteninden bozma, aynı zamanda yani konuya entelektüel olarak, derinlik olarak hiçbir şekilde vakıf olmadan çok yüzeysel şekilde, çünkü sanatın kendisi o kadar derinlikli ve bazen o kadar işte dediğim gibi teoriler ve katmanlı bir dünya içeriyor ki buna hiçbir şekilde temas edemeyen kişilerin yazdığı böyle berbat yazılar filan. Yani bir taraftan öyle bir dünya, bir taraftan böyle bir dünya. Hani bugün karşılaştığımız şey bu. Bir taraftan da işte sanat eleştirisinin 20. yüzyıla ait olup bugün işte bu sosyal medyanın insanların çok çeşitli yerlerde, çeşitli şekillerde ve neredeyse hiçbir şekilde şey yapılmadan, mesela editlenmeden vesaire yani her yerde yazabilirsiniz. Bir blog açıp yazabilirsiniz. Herhangi bir yayında kimsenin bazen yani o, işte yazıyı gönderirsiniz. O okunmadan bile orada yayınlanır. Yani sizin de fikirleriniz konusunda bir editörün bir e-mail trafiğine girmeden dahi sırf yazı gönderildiği noktada yayınlanıyorsa bu sıkıntıdır aslında. Ve bunun gibi şeylerde yani şunu düşünüyorum, yani yazmak sonsuz, herkes duvara da yazabilirsiniz, işte Twitter'a da yazabilirsiniz, her yere yazabilirsiniz. Ama hangi, yani bu aynı zamanda uçucu sanat eleştirisi de ya da sanat yazılımının da artık okunmaz hale geldi. Mesela Sevin Okyay Agos gazetesinde çok kendisiyle yapılan bir söyleşide dile getirmişti. Hani herkesin yazdığı bir dünyada okuyucu kalmayacak demişti. Bence çok güzel. Yani bugün herkes her yerde yazıyor ama bu güzel bir şey. Yazmak mutlaka güzel bir şey ama bu her zaman kaliteyi ve gerçekten okunmaya değer bir şeyi de çıkartmıyor. Yani dolayısıyla bazen hani karşılaştırmaları yapılıyor, işte basılı yayın, dijital yayın arasında karşılaştırmalar yapılıyor. Mesela dijital yayın hani uçtuk gidiyoruz falan ama yani içerik olarak da hakikaten çok zayıf şeyler. Ben mesela kitap okuyorum, sanat yazısı okumuyorum. Yani çünkü o kadar vaktim yok. İzninizle bir küçük fikir paylaşmak istiyorum. Ya yani copy paste yazılarında çoğaldığı bir dönemden geçiyoruz. Ben naçizane kendi yazılarımla karşılaştığım yerler oluyor. Küçük satırlar, küçük paragraflar, hafiyelik yaptığım oluyor bazen, görüyorum ama karşıma çıkmış oluyor. Bu çoğalma da aslında dijital yayıncılıkta bunu getiriyor. Çünkü hani öyle dipnotsuz yazılar da çok bazı mecralarda. Sen Plato'da gençlere yazma imkanı tanıyan da bir hoca da olarak ne düşünüyorsun? Sıkı eleştirmenler bulacak mıyız ileride? Yani yazarının imkansızlığı diye bir şey yok bence. Yani çünkü eğer siz, eğer biz yazamıyorsak demek ki biz artık düşünemiyoruz. Çünkü yazmak ve düşünmek eşdeğer. Yani bir yazı bir düşünce sürecinin sonucu olarak ortaya çıkıyor ve bunu paylaşılıyor. Dolayısıyla yok, biz artık eleştiri yazamıyoruz demek, biz artık eleştirmiyoruz ve öyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Çünkü ben eleştirebilirim, ben düşünebilirim ve ben onu paylaşabilirim. Ve bence ve ben bunu yapabilirsem herkes bunu yapabilir. Yani bir anda da Seyran'ın dediğin çok önemli. Günümüzde aslında çok fazla yazı var ve bundan dolayı çok fazla zayıf yazı var. Ama en azından yığım içinde ara sıra da bazı iyi şeyler de bulabilirsin. Yani birazcık şöyle bir şey var. Mesela şimdi birkaç tane son zamanlarda platformlarda da kurduk. Mesela şey, son olarak Plato Sanatı bir blog açtık. O blogun açma sebebi hakikaten yazmak isteyenlere, genç sanat yazar adayları için bir sıçrama tahtası, bir platform olsun. Biz orada hiçbir yani aslında çok samimi ve saf bir şekilde biz 5-6 kişiyle başladık. Ondan sonra benim deneyimden biraz paylaştık. Orada bir platform oluşturduk. Sonra şey, çünkü duyuyorum sağa sola, insanlar yazmak istiyor. Ve günüm, yani bir anda yazının
imkansızlığını karşı aslında bu sonsuz olanakları var. Yani eskiden bence çok zordu. Yani eskiden işte yazı nerede yayınlanabilirim? Ya sana geliyorum ya da sana geliyorum ama yani belki benimkini alırsınız ama benim öğrencimi alamazsınız. Çünkü yani ya yayınlanmış, basılmış bir gazetede, bir dergide, bir kitapta sayı çok az. Yani yazar sayısı. Fakat şimdi blogları var, kendi blogunu aç, Twitter var. Yani bu yüzden yazmak istiyorsun ve yazma ihtiyacın bulursan sen blogunu koyarsın, sen fansan yaparsın, paylaşırsın. Yani ve bu bağlamda uzmanlaşırsın. Çünkü yazmak bir antrenmanlık bir olay. Yani zaten kariyerin başına berbat yazıyorsun. 90'larda berbat yazmıştım, hiç yazamazdım, hiç sevmedim. Yani yapamadım. Ama yazmak zorunda kaldım çünkü sergiler yapıyordum, yazılara ihtiyacımız. Kim yazar? Markus Sen yaz. Yazdım. Yani ondan sonra yapa yapa sevmeye başladım, kolay oldu ve günümüzde rahat ve kolay yazıyorum. Ama yani şu anda şöyle bir gerçeklik var. Hiçbir zaman olmadığın kadar sanat var, sanatçıları var, yapıtları var ve takipçileri var. Hem Türkiye'de hem Batı'da. Ziyaretçiler sayısı bunu gösteriyor, koleksiyoner sayısı bunu gösteriyor ve GSF'nin mezuniyet sayıları bunu gösteriyor. Bu işin aslında çok fazla var. Yani her yerde sanatçıları iyi kötü vesaire ama ve dolayısıyla bu bağlamda artık yok, eleştiri yok, yok yazı yok diye bir şey hakikaten resminin sonu ilan etmiş gibi. Ama bu öyle bir şey olmaz. Bu başlığın altında sorulması gereken bir soru olduğu için. Bu kolay bir şey. Yani olmamış, olmuyor. Yani mesela şey gibi, mesela geçen gün başka bir bağlamda Orhan Cem Çetin ile bu görsel bombardımanın etkisini tartıştık. Yani çünkü resminin sonunun sebeplerden birisi görsel kültürünün ve bombardımanın çoğalması. Instagram. Sonuna doğru gelmesi, biz hepimiz yorgun. Tamam da fotoğrafçı ne desin? Yani Orhan Cem Çetin ya da Murat Germin ya da neyse bir fotoğrafçı bununla karşı karşıya. Yani herkes çünkü fotoğraf çekiyor. Tabii. Herkes editör, herkes küratör, herkes yazar oldu günümüzde. Evet. Ama bu bir yanda kötü bir şey olarak ama bence bu iyi bir şey biliyor musun? Çünkü mesela herkes bu fotoğraf, bu televizyon, telefonları fotoğraf çekerse herkes az olsa da estetik bir eğitim alıyor. Kendisini eğitiyor. Yazı da öyle. Yani Facebook, Twitter falan. Yani biz otosansür ve Türkiye'den bahsettik ama Twitter kullanımı ya Facebook kullanımı Türkiye gayet iyi bir durumda. Ve şey bana çok ilginç geliyor. Yani sanat eleştiri bitti falan. Hadi ya. Nasıl bitiyor? Yani mesela biz derslerde, akademilerde öğrencinin işleri eleştirmiyor muyuz? Feedback vermiyor muyuz? Ya da mesela bazı alanda bu mesela ilginç bir şey Türkiye'de özellikle. Mesela sinema alanında eleştiri var. Edebiyat alanında eleştiri var. Kimse orada o kadar yoğun tartışmıyor. Tabii ki evrim çok önemli bir şey dedi. Çevirmen kelimesi ben hep kullanıyoruz. Biz aslında çevirmeniz. Doğru. Ama imkansızlığını çevirmeniz. Çünkü biz iki dil çeviriyoruz. Yani çünkü görsel bir dil, edebi bir dil aslında birebir aktarılmaz. Sorun oradan kaynaklanıyor, challenge de oradan kaynaklanıyor ve güzellik de oradan kaynaklanıyor. Yani bu yüzden, belki bu yüzden edebiyat da o kadar büyük bir sorun yaşamıyor. Çünkü o da bir edebi metin, eleştiri edebi metin. Ama mesela Türkiye'deki sinema eleştirmenlere bakın. Mesela Hürriyet gazetesine hafta sonu hep böyle kısa kısa ve orada nasıl giydiriyorlar? Film berbatsa, mesela Cuma diye bir film vardı, Robinson gibi. Nasıl? Yani o berbat çünkü lise seviyesinde ırkçı falan filan. Yani çok sert orada yazılabilir. Bizim alanımızda o kadar büyük bir sertlik yok. İhtiyacın var mı? Aslında ihtiyacı bazen var. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Çok fazla sanat var ama çok fazla zayıf sanatta da var. Çok fazla birbirine benzer sanatta var. Paylaşılır. Yani günümüzde Instagram fenomenleri, PR fenomenleri olan sanatçıları var ve süper çünkü çok görünür ama yani bu kaliteyle bir alakası yok. Mesela evet. Biz bu bağlamla uzmanlarının fikir sahibi, yargı sahibi olmak zorunda olduğunu inanıyorum. Bu bizim görevimiz. Biz yapmazsak kim yapacak? Teşekkür ederim Evrimciğim. Bu iki konuşmanın üstüne tabii yaptığınız işin yeniden tarifi gerekli mi onu aklımdan geçiriyordum. Çünkü biz bir bakıma yapıtı da anlatıyı da kamusallaştırıyoruz. Onu topluma mal ediyoruz yazdığımız metinle. Bir tanışıklık sağlıyoruz.
Eğer bu tanışıklık kapalı bir dille, tekrar edelim bunu, çok önemli, kapalı bir dille olursa zaten metin kendi kendisini imha etmiş oluyor, yiyor ve görseli zaten yiyor, klişeleşiyor ve bu alanda da ne yazık ki birçok ülkede de yaşandığı gibi bir sektör oluşmuş durumda. Buna da biliyorsunuz PR sektörü diyoruz ve bu alanda metin yazması gereken insanların hak ettikleri değer, maddi değerler bu alana aktarılıyor. Bu insanlar edindikleri paralarla belirli şirketlerin, kurumların kendilerini kiralaması yoluyla son derece profesyonelce hazırlanmış steril, draje, hatta antiseptik metinleri basına yolluyorlar. Dolayısıyla burada bizim bir kere daha önümüz tıkanıyor. Çünkü o basın bülteninin dışına çıktığınızda sanki bir suç işlemiş gibi bir muamele görüyorsunuz. Evet. Böyle enteresan da bir de facto durum yaşıyoruz yani. Aslına bakarsan şimdi basın bülteni deyince, copy paste deyince onu da anmadan edemeyeceğim. Süreklilik çok önemli tabii. Sürekliliği ne sağlar? Güvenilirlik sağlar. Yani şimdi bir insana durduk yerde sürekli yazı önerisi geliyorsa veya kendisi yazmak istiyorsa ya bir zehir ya bir mikrop bulaşmıştır ona. Yani o nasıl söyleyeyim, kendi Baudelaire falan dedin ya, aslında bizim işimiz tam anlamıyla bir flanörlük, bir gezginlik, seyyahlık, berduşluk işi. Biz gezmezsek, gittiğimiz yerde birebir maruz kalmazsak yapıtlara zaten bir şey çıkaramayız. Yani bu ekran başında bitmesi imkansız bir şey. Adamlar biliyorsunuz Vernissage TV diye bir kanal açmışlar. Yani iş oraya kadar vardı dünyada. Açılışlar o kadar fazla ki, etkinlikler o kadar fazla ki. Bir hava durumu kanalı, bir moda kanalı gibi sadece açılışları seyredebildiğiniz bir internet şeyi var ve portalı var. Şimdi eleştiriden bir de tabii ne bekliyoruz? Hem biz yazar olarak hem de okur bizden ne bekliyor? Bunun da tarifini bence sürekli ve sürekli yapılması lazım. Bir kere bile değil. Belki yıllık periyotta, belki aylık periyotta, belki yazdığımız yayının editörüyle olan geri dönüşüm toplantılarıyla yazdığımız işin o bütünlükte, günlük gazete mi olur, televizyon programı mı olur, işte 3 aylık periyotluk profesyonel hakemli yayın mı olur, buralara bizim nasıl kendimizi, aklımızı, sözlerimizi zerk ettiğimiz ve neye vesile olduğumuzu çok iyi tahlil etmemiz ve bunun da eleştirisini hazmetmemiz gerekiyor. Yoksa sürekli hani şey gibi olur, nasıl söyleyeyim, kapağını açmadan bitirdiğiniz kitaplar gibi, yani ne, içinde ne olduğunu tahmin edebildiğiniz birbirinin aynı kitaplar, böyle bir hava ortaya çıkar diye düşünüyorum. Doğru bir noktaya parmak bastın. Markus'un söylediği ve Seda'nın söylediği ve şimdi senin söylediğin meseleler, aslında bu çoğalmanın içinde bu aynılık da var aslında. Hem bizi basın bültenleri kesiyor aslında bir noktada, ama onun dışında da aynı üslubu kullanan, bazen kendi üslubunuzda bile karşılaştığınız yazılar okuyabiliyorsunuz. Hani çoğalmaların, bu bütün bu dijital dünyanın kanımca da en büyük tehlikesi, iyiliğin dışında tehlikesi de bu. Bunu süzmek gerekiyor, ama bunu da gene o yazıyı yazdıran her kimse, kataloğu bastıran her kimse yazarları seçerken buna dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi benim heyecanlandım ve son ikiyi geçebilir miyiz? Tam ikide bitirecek miyiz? Üç sorum kalmış Markus. İkide bitirmemiz gerekiyor. Şu sorular gelecek, isterseniz seçelim içinden hangisi. Bir kere Türkiye, aslında bunu konuştuk ama belki bir kelimeyle, Türkiye her yerde olduğu gibi, işte dün akşam yaşadığımız Ali'nin heykelinin kaldırılma isteği, gelmesi, gitmesi vesaire gibi, Türkiye eleştiriyi kabul eden bir bünyeye sahip mi? Bir soru var, hızlıca bir cevap alıp diğer sorulara geçebiliriz. En son soru strateji, Markus'un en başta söylediği bütün bu konuşmaların içinde çağdaş sanatın bu heterojen ve çoğulcu söyleminin ve bütün izimlerden sıyrılmış icrasının içinde biz yazı ve eleştiri konusunda nasıl bir strateji belirlemeliyiz? Ben de düşüneyim, ben de buna bir cevap vermek isterim. Ve şöyle bir sorumuz var.
Gerçek şu ki Türkiye'de şu anda sanat yazarlarının yazabileceği alanlar çoğunlukla kurumlar, galeriler, işte kataloglar, şirket destekli dergiler, gazeteler ve internet. Böyle bir çevrede ve teliflerimizi alamazken, ayrıca da bu da çok önemli, nasıl bağımsız kalırız? Yani bütün bu strateji sorusunun içinde bu var. Günlük gazete ya da şimdilerdeki internetteki işte yayınlarda daha bağımsız, bir yandan bağlıyken bir yandan bağımsız olmak nasıl mümkün? Yani bu soruları zaman zaman herhalde sizin kağıdın başına, bilgisayarın başına oturduğunuzda düşünüyorsunuzdur. Ya bir de şu var, yani seyahate gidiyoruz herhangi bir sergi için, herhangi bir müze aracılığıyla. Geliyoruz o sergiyi yazmaya. Hem davetli olduğumuz bir yere gidiyoruz hem de o sergiyi yazacağız. Bu noktada neler yaşadığınız, hiç başınıza böyle bir kötü söylemek gerekirken iyiye çevirdiğiniz falan oldu mu? Bu da biraz daha gıybetvari bir soru oldu. Ben ikinci sorundan başlamak istiyorum burada. Strateji. Evet. Markus'un dediği şeyi önemsiyorum. Sanat yazımı dediğimiz şey, sanat eleştirisi dediğimiz şey aslında okumakla çok alakalı bir şey. Yani böyle bir 80 yaşında gibi konuşuyor olacağım ama ya bir kere sanat eğitiminde bunun çok büyük bir önemi var. Yani eğitim çok önemli bir şey ve aynı zamanda sanat eğitiminde bu sanat yazımı, sanat eleştirisinin önemli bir yeri olması lazım. Ne kadar yeri var? Yani çok büyük bir yeri olduğunu düşünmüyorum. Senin söylediğin şey o noktada çok yani umut verici bir şey. Bu okullarda sanat yazımı ilgili bölümlerde sanat eleştirisi ve sanat yazımı üzerine çok durulması gerekiyor. Bir de okunmadığın zaman yazamazsın. Yani işte dediğimiz gibi, yani onu yine vurgulamak istiyorum. Bugün sanatçılar o kadar katmanlı bir dünyadan, yani hem felsefi olarak hem tarihsel olarak inanılmaz katmanlı bir dünyadan besleniyorlar. Yani bu katmanlı dünyaya cevap verebilecek, ben sanat yazısının bir çeviri olduğunu düşünmüyorum. Yani sanat yazısı sanat yapıtını aşan bir şey olmalı bence. Yani ondan yola çıkan ve onu aşan bir şey olmalı. Yani o kadar daha yukarı bir yere koyuyorum sanat yazısını. Mutlaka her çeviri bir yorum ve aslında yeniden yazmaktır. Klasik anlamda çeviri olduğunu düşünmüyorum, değil mi o zaman? Dolayısıyla sanat yazısının bir kere eğitimde bir yazımının, eleştirisinin önemli bir yeri olmalı. İkincisi de bir de şöyle bir şey var. Yani hani şimdi sanat eleştirisi diyoruz, bir de sanat yazısı diyoruz. Aslında eleştiri dediğimiz, işte az önce söylediğim gibi, yani eleştiri modernizmle alakalı bir şey. Aynı zamanda çağdaş sanat içerisinde, yani çağdaş sanat her zaman eleştirisiyle var olur. Yani bir şey, çağdaş sanat bir sansasyon da yaratır, çoğu zaman yaratır, bugünün sanatında bunu görüyoruz. Ve bunun eleştirisi o sanatı yüceltir. Yani dolayısıyla çağdaş sanat eleştirisiyle var olan, çoğu zaman sansasyondan, tahmininizden daha çok beslenen de bir alandır. Dolayısıyla çağdaş sanat bir çeşit bir... Yani çağdaş sanat eleştirisiyle var olur. Ama sanat yazımı dediğimiz şey, orada o iş değişiyor. Sanat yazısı aslında... Tarihinin de yazısı. Evet, yani sanat tarihi bilmek lazım, işte dediğim gibi Kur'an bilmek lazım vesaire. Sanat yazısı bir de neyi yazmak istediğinizde, yani hangi sanatçı üzerinde yazmak istiyorsun sen, ya da hangi... sanatın hangi meselesini konu edinmek istiyorsun? Yani bu noktada sanat yazımı devreye giriyor. Ama eleştiriyi de şey yapmamak lazım. Yani sen aynı zamanda çok ilgilendiğin, önemsediğin, belki üzerine bir kitap yazdığın bir sanatçıyı da eleştirebilirsin. İşte eleştirinin, şimdi bizim ülkemizde eleştiri bir de yanlış anlaşılıyor. Şimdi eleştiri bir şeye dönüşüyor.
sanki bir karalama dünyası, yani bir karalama cümlelerinden oluşan bir şeymiş gibi. Halbuki senin dediğin gibi bir yere davetli olarak gittiğin zaman da onu eleştirmen aslında senin onu ciddiye aldığındır. Ben mesela çok fazla şeyi eleştirmeyi, yani eleştirmeyi kendi açımdan söylüyorum, tenezzül etmiyorum. Çünkü önemsemiyorum o tüm bu. Yani çağda... Hayır, yani çünkü şöyle yapmayı tercih ediyorum. Önemsediğim bir şey üzerinde zaman vermeyi tercih ediyorum. Hı. Önemsemediğim ve hafif bulduğum bir şey üzerine de kalem oynatmak istemiyorum. Bu benim bireysel tercihim. Çünkü onu ciddiye almadığım için, yani işte diyoruz ya çağda sanat eleştirilmesiyle var. Dolayısıyla ben onu yazarak yüceltmek istemiyorum. Yüceltmek istediği ya da üzerinde gerçekten düşünce üretmek istediğim şey üzerine yazmayı daha çok önemsiyorum. Yani burada bir pozitif bir tercih var. Yani pozitif. Birkaç yıl önce genç sanat torbaya konup dağıtmıştınız. Bir kapağınızdaki bir resimle ilgiliydi galiba. Ha, evet, bir sansür vardı. Bu bilinçli bir tercih miydi? Biraz hatırlatır mısın? Yani siz mi torbaya koydunuz? Hayır, biz zaten her zaman poşetin içinde... Ama kapalı bir poşetle oldu. Galiba dağıtılmış. Efendim? Kapalı bir poşetle mi dağıtılmıştı? Hayır, her zaman poşet ve şey yaptı, Teşvikiye Postanesi onları dağıtmadı. Dağıtmadıktan sonra şey, yani dedi ki hani bunları bu şekilde dağıtamayız dedi. Çünkü bir, yani belki sizlere hatırlatmak lazım. Hatırlat, evet, bana da hatırlat. Bir kapağımız vardı. Kapakta da bir balerin gibi bir kadın ve göğüsleri tamamen çıplak. Elinde de bir fırça tutuyor falan. Belki göreniniz olmuştur. Teşvikiye Postanesi onun dağıtımına izin vermemişti. Sonra yani hiçbir şekilde biz dergiyi dağıtamıyoruz. Kaldı dergiler, yani bununla ilgili şey oldu, itiraz yapıldı falan, şey yapılmadı. Sonrasında da biz, sonuçta abonelerimiz var dergide, evet. Şey tamamen kapalı zarf içinde dağıtabildik. Yani okuyucularımıza ulaştırabildik. Yani işte bir taraftan da mesela şey de, bu Enis Batur'un kitabının başına gelmiş bir şeydir biliyorsunuz. Bu Kurbe'nin dünyanın başladığı yer. Yani orada da mesela kitap kapağı. Evet, yani o kitapta dağıtılmadı. Enis Batur da ona bir cover kullandı. Ama kitabın içinde söz konusu Kurbe'nin resmi var. Dışında da bir cover var. Yani kamusal alanda kimse yani, kitapçı da rafta onu görmedi. Sizin de derginin. Yani evet, biz de okuyucularımızı ancak o şekilde ulaştırabildik. Yani bir taraftan da tabii yani nihayetinde bir muhafazakarlık içerisinde hep onu, yani başta söylediğim i̇şte gibi Türkiye... bu ülkede sanatla, yani sanatla uğraşmak, sanat yazısıyla uğraşmak, sanat üretmek başlı başına zaten büyük bir mesele. Yani bu çok çok az, hani toplumun zaten hani 20 kaç, yani 70 milyon, 80 milyon bir nüfusun kaçta kaçını ilgilendiren bir şey içerisinde. Bir de hani yani işte bu tarz şeylerle de karşılaşıyoruz biz. Ama mesela yani çok fazla, mesela şöyle söyleyelim. Toparlayalım sonra da. Evet, yani Art Press, Paris'te Art Press dergisinin de mesela her türlü kapakla çıkar ve orada hiçbir zaman çıkmışlığı da vardır, yani erotizm, işte sansür vesaire, yani pek çok kapakla çıkmasına rağmen, konuyla çıkmasına rağmen hiçbir şekilde böyle bir şey yaşanmaz. Ama biz burada bunu yaşıyoruz tabii, böyle gerçeklikler var. Coğrafyada sürekli olan bir şey değil. Tabii tabii. Yani Osmanlı'da, sinasta, tabii. Yani fizik kurulduğundan beri. Aynen, her zaman. Tam da hatırlatmak istedim, çünkü hani eleştiriyi kabul eden bir bünyemizin eş sorusu sansürüyle eleştirideki yaşadığımız bütün bu kaygan zemin at başı gidiyor gibi. Markus'a sözü vereceğim çünkü çok az vaktimiz kaldı. Birazcık şey, belki yani kültürel bir fark da var. Burada yani mümkün mü değil mi, bence mümkün, sadece daha zor. Çünkü herhalde kültürel olarak burada, yani mesela bir Almanya... Yok, ondan değil. Yani genel olarak bir tartışma kültürü eksik yani bu toplumda. Yani çünkü
Mesela Almanya'da ilkokulundan itibaren sınıflarda tartışılır. Öğretmen zaten bunu teşvik ediyor. Biz lisedeyken hocalarla tartışıyorduk, kavga ediyorduk. Ve dolayısıyla genel olarak mesela öyle bir sorun Almanya'da ya da İngiltere'de ya Amerika pek yok. Türkiye'deki durum birazcık daha yani büyüklere saygı, emeğe saygı, bazı dokunulmaz konuları varken hiç kimse onlara sorgulamaz, yapamaz, edemez. Hatta üniversitede ders verdiğimden dolayı biliyorum bizim öğrencilerimiz pek sorgulanmıyor. Çünkü ailede bunu öğrendiler, okul sisteminde de öğrendiler. Zaten yaratıcılık sıfır neredeyse. Dolayısıyla yani kimse oradan kıramaz mı? Evet, oradan çıkılabilir ama daha zor ve dolayısıyla daha az kişi çıkar. Yani şu andaki Türkiye'de yaratıcılık ya da sanatsal açısından aslında bir derdimiz yok. Çünkü Türkiye'de şu anda genç, güncel, yetenekli bir sanatçı, genç, güncel, yetenekli bir sanatçı Amerika'dan ya da Almanya'dan kadar iyi. Ama sayımız az. Yurt dışında daha fazla çıkıyor, bu arada daha az çıkıyor. Yazarlarımız da öyle. Çünkü bu sosyal, toplumsal, infrastruktürel bir sorun. Şimdi bundan dolayı tekrar pes edelim mi? Yok, pes etmeyelim. Çünkü çok talep görüyoruz. Yani Plato Sanat'taki blokta biz birkaç kişiyle saf bir fikirle başladık. Şimdi 10 Ayşegül arkada 10-15 kişilik bir yazar kadromuz oldu. Yani yüksek lisansla bir ders veriyorum sanat yazarlığı. Dolu. Yani insanlar geliyor, bir şey paylaşıyor, bir feedback istiyorlar. Yani bir anda ilgi var ve bence bu çok olumlu bir şey. İnsanlar az okuyor, yanlış okuyor ya da okuma oranı falan, kitaplara satışta oranları düştü vesaire. Ama ona rağmen mesela çok ilgi var, öğrenmek istiyorlar. Seminerler yapılır, Mixa yaptı, biz yapıyoruz, üniversite kursları var, bunun gibi bir seminer yapıyoruz. Yani bence ilk olarak bu ümit verici. Yani biz pes etmedik, gençler de pes etmiyor ve bence yani düşünebildiğiniz kadar de yazacağız. Bu yüzden zor tabii ki, şu andaki Türkiye'deki durumdan dolayı da zor ama bundan dolayı yazacak çok şey konumuz var. Bu da çok güzel. Yani mesela bazı insanlar şey diyor, yani sen hala burada ne yapıyorsun? Bence burada olmam gerekiyor. Çünkü sanatçı olarak, küratör olarak ya da yazar olarak İstanbul'da şu anda bu ortamın bir parçası olmak bence çok değerli ve önemli. Çünkü bizim yazılarımız, üretimlerimiz bir etki, bir tepki yaratabilir. Olumlu ya da olumsuz. Nasıl yapmamız gerekiyor? Belki son olarak stratejiler nedir? Bence şöyle bir şey var ve bu aslında iyilik bir şey. Hep bu postmodernizm, anything goes tartışıyorduk ya klişe olarak. Bence hakikaten her şey mümkün dediğimizde hem sanatçılar için geçerli, hem küratörler için geçerli, hem de yazarlar için geçerli. Bu ne demek? Bireysellik önemli. Yani eğer hiçbir kural yoksa günümüzde her şeyi yıkıp istediğimiz gibi yazabiliriz. İyi ve kötü yazılar çıkacak sonunda ama yani hakikaten saf olarak yazmak istiyorsan yaz. Çünkü kullanım kılavuzu yok. Ha, oku, ilham al, yanlış yap, feedback al, öğren, takip et ama yaz. Yani küratör olmak istiyorsun sergi yap, sanatçı olmak istiyorsun yapı yarat, yaz yazmak istiyorsun yazı yaz. Hatta işte dediğim gibi eskiden hiçbir şey yokken şimdi blokları var, off space'ları var, street art var falan. Yani mızmızlığı bırakmamız gerekiyor. Çok sıkılıyorum ondan yani. Yani ve ya biz bunu yapmazsak dediğimiz yani cesur olmamız gerekiyor. Ve son olarak bunu da söyleyeyim, tamam. Mikro düşünmemiz gerekiyor. Eğer biz makro düşünüyorsak o zaman mutsuz olursun, depresyon olursun ve senin etkin ne kadar küçük olduğunu görüyorsun. Ama yani mikro olarak düşündüğümüzde her zaman birkaç kişi dokunabilirsin. Bazı şey diyoruz, kimse okumuyor. Tabii ki Elif Şafak kadar ya da bir gazeteciye kadar ya da Ayşe Arman kadar hiç kimse ya da bir Tarkan konsere kadar hiçbir zaman ya da Fenerbahçe hiçbir zaman o kadar popüler olamıyoruz. Sanat hiçbir zaman popüler bir olay olmadı, olmayacak. Olmak zorunda değil. Ama mesela şeyde bakabiliriz. Bakıyorsun kitleye, kaç kişi geliyor? 30 kişi. Kaç kişi gelebilirdi? 100 bin kişi gelebilirdi. 100 kişi gelebilirdi. Şimdi şikayet edebiliriz. Yok, şikayet etmiyorum. İyi ki geldiniz, teşekkürler ve mutlu olurum yani. Bu yüzden yani bu şekilde bence evrim dediğinde çok önemli. Kitle çok önemli. Ne için, kime doğru, kim için yazdığımız
Ona ilk olarak bakmamız gerekiyor. Sonra ona göre mecra ve yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Ve son olarak sadece şunu altını çizmek lazım. Sonra kapatıyorum. Üç tane yazı şekli var ya da üç tane yazarlık kimlik var. Sanat eleştirmenin o farklı, gazetelerde yargı üzerinde yazan bir kişi. İkinci, sanat yazarlığı yapan ya da sanat yazarı, ben daha sanat yazarım. Mesela ne yapıyor? Kataloglara yazıyoruz, kitaplara yazıyoruz, sanatçı yapıtlara yazıyoruz ya da kuramsal yazıları yazıyorum. Üçüncü, sanat gazeteciliği yapan, yani art journalism. O ayrı bir şey. Daha descriptive, daha bilgi paylaşım adına bir yazar tipi. Bu yüzden hangi tip olmak istiyorsunuz, hangi mecra yazdığınızı, kim için yazdığınızı çok net yazmanız gerekiyor. Eğer siz sanat journalism yapmak istiyorsunuz, tamam, o zaman ondan da yargı bekleyemezsin. Ama eğer siz kendiniz ben sanat eleştirmeni diyorsunuz ve yargı yapmıyorsunuz, o zaman ben seni eleştireceğim. Son söz sende. Bilirsiniz hani itfaiyeler, taksiler ve ambulanslar genellikle hani trafiği tıkarlar ve herkesin eleştirisine, küfrüne maruz kalırlar. Ama ihtiyaç duyduğunuzda da geç geldikleri için önce ilk küfreden siz olursunuz. Bizim aslında üstümüzde o kadar fazla sorumluluk var ki kurumların, sanatçıların, okurların ya da meslektaşlarımızın yarattığı, birbirimiz arasında yarattığı o kadar fazla sorumluluk var ki bunu mümkün olan en medeni halde ve en kısıtlı alanda dışa vurmaya çalışıyoruz ve herkese derman olmaya çalışıyoruz. Bir kere her şeyden önce bizim yaptığımız işin büyük bir fedakarlık, büyük bir olumlu niyet taşıdığını bence vurgulamamız gerekiyor. Çünkü biz tekrar etmek istiyorum bunu, yapıtı seslendiriyoruz bir şekilde. Biz yapıtı hani gastronom demek istemiyorum ama hani sonuçta onlar da bir eleştirmen, yemek eleştirmeni. Biz de bakıyoruz yani neyin eksik, neyin fazla, neyin hatırlanır, neyin unutulmuş olduğunu ve bu farkındalığı da kağıda dökmeyi deniyoruz. İlginç bir şey var Türkiye'de benim yine gözlemlediğim. Türkiye'deki sanat eleştirisi yazılı olmayı aşamıyor. Görsel, yani ne demek istiyorum? Televizyonda mesela bir futbol programı gibi bir sanat eleştirisi programı ben hatırlamıyorum. Ya da radyolarda çok nadir bu. Bir tek galiba Çelenk yapıyor Açık Radyo'da. Zaten o da bizim meslektaşımız, küratör aynı zamanda. Dolayısıyla bu zıplamaları da göze almak, bunları da denemek bence çok faydalı olabilir. Televizyon çok önemli, ben çok önemsiyorum. Şeyde, radyoda öyle. Hiç gidemediği yerlere gidiyor çünkü. Bir sosyokültürel zümreye sıkışmamış oluyor sanat yapıtı. Dolayısıyla bu kitle iletişim araçlarını mümkün olan en hani demokratik niyetlerle kullanmak gerekiyor. Ama yoksa siz tıpkı bugün medyada gördüğümüz gibi aynı haberin televizyonlarda ve gazetelerde birinci sayfalarda görüyorsanız aynı haberi, orada bir ifade özgürlüğü sorunu var demektir. Dolayısıyla bizlerin de Türkiye'de İstanbul özeli demek istemiyorum özellikle, Türkiye'de üretilmiş sanatı eşitlikçi bir şekilde ayrım gözetmeden azınlığına, çoğunluğuna, varlıklılığına, varlıksızlığına bakmadan kendi ajandamızı almamız ve o çoğunlukla ve o samimiyetle bunun güncesini tutmamız bence gerekiyor. Teşekkür ediyorum Evrim. Sanat yazımı dediğimiz şey biraz da zaman vermekle alakalı. Yani hakikaten Evrim dediği gibi yani biz gerçekten zaman veriyoruz. Hani okuyucudan da bir zaman istiyoruz ama her zaman şu da var yani kimse okumazsa ben okurum. Ama ben bütün konuşmalarımız için hem moderatör olarak teşekkür ediyorum hem de bireysel olarak. Çünkü sen gel işte böyle bir konuşma var dediğinde sanıyorum henüz 15 Temmuz olmamıştı. Ben bir tatil için İstanbul'daydım hatırlıyorum. Sonra işte 15 Temmuz oldu. İşte her sabah yeni bir şeye uyanıyoruz. Hepimizin farklı... aynı olaylara farklı yaklaşımları ve gerilimleri var. Böyle bir saattir konuşuyoruz. İşte yazmak lazım, çoğalmak lazım meselesi üzerinden. Bütün bu gerginlikler aslında bende bir süre yazmama
hiçbir şeyden zevk almama, hiçbir şeyde heyecanlanmama tepkisi olarak gelişti. Aslında kısmen devam ediyor ama böyle meslektaşlarla bunu konuşup bu direnişin, yazmayla olan direnişin devamının iyi geldiğini duyunca açıkçası ben de memnun oldum. Evet. İstersen soru cevap var. Yapalım, evet. Bir 10 dakikamız var. Lütfen bize soru sorup bizi eleştirir misiniz? Çok teşekkürler. Sağ olun.